Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Tunus devrimi şimdi demokrasi sınavında. Diktatör Zeynel Abidin Bin Ali'yi ülkeden kaçmaya zorlayan devrimin üzerinden yaklaşık 10 ay geçti ve Tunus halkı bağımsız seçimlerle tanışmaya hazırlanıyor. Devrim sonrası Tunus'un demokrasiyle ilk randevusu 23 Ekim Pazar günü. O amen. 2010 yılının Aralık ayında Tunus'un Sidi Bouzid şehrinde işten çıkarılmayı protesto eden bir genç kendini yaktı. Bu olay aynı zamanda Tunuslu gençlerin 23 yıllık Bin Ali yönetimine karşı birikmiş öfkelerinin patlamasına da neden oldu. Sokağın sesi ilk kez bu kadar gür çıkıyordu. Şiddetlenerek bütün ülkeye yayılan gösteriler 14 Ocak 2011'de hükümeti düşürdü. Ardından Bin Ali Suudi Arabistan'a sığındı ve Arap Baharı'nın devirdiği ilk diktatör olarak tarihteki yerini aldı. 23 yıllık diktatörlüğün ardından demokrasiye geçiş de oldukça sıkıntılı başladı. Temmuz ayında yapılması planlanan seçimler yeni siyasi oluşumlara zaman tanımak için ertelenmişti. 217 sandalyeli kurucu meclis için 110 partiden 11 bin adayın yarışması demokrasi tecrübesinden yoksun bir ülke için aşılması oldukça zor bir süreç olarak gösteriliyor. Seçime girecek 110 parti içinden 6 tanesi ön plana çıkıyor. Bunlardan en yakından takip edileni ise hiç şüphesiz Bin Ali döneminin yasaklı partisi Muhafazakar Ennahda. Partinin efsanevi lideri Raşit Gannuşi Londra'da 20 yıl sürgün hayatı yaşamış, devrimin ardından Tunus'a dönerek partisinin başına geçmişti. Her fırsatta Türkiye modelini örnek aldıklarını ifade eden Ennahda Partisi seçimin favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Ennahda'nın politik olarak kendini Türkiye'deki AK Parti'ye yakın konumlandırmasının halktan büyük destek gördüğü ifade ediliyor. Tunusluların 23 Ekim'deki oylamada seçecekleri 217 sandalyeli kurucu meclis görevini bir yıl süreyle yürütecek. Bu süre içinde yeni bir anayasa hazırlanmasının yanı sıra yeni bir başkan ve yürütme sisteminin de belirlenmesi amaçlanıyor. Politik hayatlarındaki bu yeniliğe rağmen Tunuslular geleceğe hala büyük bir endişeyle bakıyorlar. Devrimden hemen sonra resesyona giren ülke ekonomisi beraberinde işsizliğin de artmasına neden oldu. Yabancı şirketlerin yatırımlarını askıya alması ve kargaşa ortamından etkilenen turizm sektörünün maliyeti %20 işsizlik olarak gösteriliyor. Sidi Bouzid'de devrime giden yolu açan trajedinin altında işsizlik yatıyordu. Geçen sürede bu alanda değişen pek bir şey olmadığı görülüyor. Tunusluların devrimin ekonomik alandaki başarılarını görmek için bir süre daha beklemesi gerekecek.